Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Burada nükleik asitlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Nükleik asitler neydi? DNA ve RNA. Şimdi sorularımıza bakalım. DNA'nın yapısında hangilerinin olması beklenmez? Şimdi DNA'nın yapısında ne vardı? Deoksiriboz şeker, azotlu organik baz ve 5 karbonlu şeker olan deoksiriboz vardı. Tabii ki bir de fosfat grubu vardır. Şimdi bakıyorum, DNA'nın yapısında amino asit var mı? Yok. Azotlu organik baz, evet, adenin, guanin, sitozin ve timin bulunur DNA'nın yapısında. Bunlar azotlu organik bazlardır, bulunabilir. 5 karbonlu şeker olarak da deoksiriboz bulunur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Geçelim ikinci sorumuza. Ökaryotlarda DNA verilen hücresel yapılardan hangilerinde bulunur? Arkadaşlar, DNA ökaryotlarda, çekirdekte, mitokondride ve kloroplastta bulunabilir. O yüzden hepsini alıyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Bir sonraki soruya geçelim. Her canlının DNA yapısının farklı olması gibi özelliklerden hangileriyle açıklanamaz demiş. Arkadaşlar, diyor ki nükleotitlerin fosfodiester bağıyla bağlanması. Bakın, hiçbir zaman için bağ farklılığı açıklamaz. O yüzden bu yanlış olur. Organik bazların alt alta sıralanışı, alt alta sıralansın. Bunun da herhangi bir farklılığı gözlenemez. Bu da gitti. Hidrolizinde farklı sayıda su kullanılması. Şimdi DNA'nın uzunluğu birbirinden farklı olabilir farklı canlılarda. Bizlerde işte örnek veriyorum, 1 metre uzunken işte başka bir canlıda 2 metre uzunluğunda olabilir. Tabi bu tamamıyla bir örnek. Bu yüzden de farklı su kullanılması normaldir. Yani bu bir farklılığın kanıtıdır. O zaman bunu alıyoruz. Toplam hidrojen bağ sayılarının farklı olması. Eğer uzunlukları farklıysa hidrojen bağ sayıları da birbirinden farklıdır. O yüzden bu da farklı olmasını açıklar. Bize açıklanamaz olanları sorduğu için cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Geçelim bir sonraki soruya. Diyor ki RNA ile ilgili hangisi yanlıştır? RNA tek zincirlidir. Evet, doğru. Kendini eşleyebilir demiş. Yanlış arkadaşlar. Kendini eşleyemez. DNA tarafından sentezlenir. Bu yanlıştır. Hidrojen bağı bulunmaz. Doğru. Taşıcı RNA hariç ama genel olarak biz hidrojen bağı bulunmaz diye alıyoruz. Doğrudur. Timin bazı bulunmaz. Evet. RNA'da urasil bulunur timin yerine. Doğrudur. Protein sentezine yardımcı olur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Geçelim 5. soruya. DNA ve RNA ile ilgili hangisi ortak değildir? Adenin ve guanin bazları bulunur. Her ikisinde de adenin, guanin var. Doğru. Protein sentezinde görevlidirler. Evet arkadaşlar, DNA şifre verir. RNA ise şifreyi alır, protein sentezini yapar. Doğrudur. Her ikisinde de urasil bazı bulunur demiş. Bakın, her ikisinde de urasil değil. Urasil sadece kimde vardır? RNA'da vardır. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Ortak değil. 5 karbonlu şeker içerirler. Doğru. Birinde deoksiriboz, diğerinde de riboz şeker vardır. Ökaryotlarda çekirdek içinde bulunurlar. Doğrudur arkadaşlar. Sadece çekirdek değil, mitokondri ve kloroplastta da bulunabilirler. Ama bunu da doğru olarak alıyoruz. Çünkü her ikisi de çekirdekte bulunabilir. Cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor. Geçelim son sorumuza. RNA çeşitleri ile ilgili hangisi yanlıştır? 3 çeşit RNA vardı. Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA. Diyor ki mesajcı RNA DNA'dan şifre alır. Adı üstünde zaten, mesajcı mesajı alacak, şifre alacak. Doğrudur. Taşıyıcı RNA sitoplazmadan amino asit taşır. Doğrudur arkadaşlar. Ribozomal RNA ribozomun yapısına katılır. Zaten isim olarak baktığınızda hemen çıkarıyoruz. Doğrudur. Mesajcı RNA kendini eşleyebilir. Bakın, hiçbir RNA kendini eşleyemez. DNA tarafından sentezlenir. O yüzden bu yanlış. Taşıyıcı RNA'da hidrojen bağı bulunur. Evet, RNA'da genel olarak hidrojen bağı bulunmaz olarak alıyoruz ama taşıyıcı RNA hariçtir. Taşıyıcı RNA'da hidrojen bağı vardır. Bu da doğrudur. Cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. Böylece biz soru çözümünü de bitirmiş olduk arkadaşlar, nükleik asitlerle ilgili. Ve bu soru çözümüyle birlikte canlıların temel bileşenlerinin tamamını bitirmiş olduk. Siz de elinizde bulunan kitaplardan bunlarla ilgili mutlaka soru çözün. Çözemediğiniz sorular olursa videoların yorum kısmına veya Instagram adresinden mesaj olarak gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.